Evet arkadaşlar, bu videomuzda artık yavaş yavaş etkileşime başlayalım istiyorum. Kontrolden Viva nasıl veri göndeririz? Şu ana kadar sadece sayfalar oluşturduk ve sayfalarda bazı HTML kodları, linkler, şunları bunları ekledik. Peki controller içerisinde yazdığımız o Action Result dönem metotlarımızın içerisinde yazdığımız veya çektiğimiz verileri veri tabanından yaptığımız işlemleri nasıl Viva yansıtırız? Viva'da o HTML'in içerisine nasıl göndeririz? Biraz bunlardan bahsediyor olacağım. Bunun tabi birden çok yolu var. Ben bu videoda şimdilik view back, view data ve temp datadan bahsediyor olacağım. İlerleyen aşamalarda daha başka yöntemler de var. Yine onları da inceliyor olacağız konu sırasına göre. Evet, hemen bir tane yeni proje oluşturuyorum. İsmi 06 Control to View. Controller tabii, Controller to View. İsmine Controller to View diyorum projenin. Bir tane boş MVC projesi. Evet. Hemen hızlıca bir tane controller. Home controller. Bir tane home page isimli bir metodumuz olsun. Ve bu metot ile home page sayfasına buradan nasıl data göndereceğimizi inceliyor olalım. Hemen sayfayı oluşturuyorum. Bir layout kullanmayacağım. Boş sayfa oluşsun. Evet, gayet güzel boş bir sayfa. Home page sayfası. Hatta istiyorsanız şöyle bir H2 elementi ekleyip buraya home page yazıp altında da bir tane çizgi ekleyip şuraya bir div daha ekleyip öyle bırakalım. Ana sayfa olduğu belli olsun. Şimdi bu sayfaya nasıl data göndeririz? Bunun için sunum slaydında da gördüğümüz gibi bazı bizim için hazırlanmış yapılardan bahsediyor olacağım. Bunlardan ilki view back isimli. Aslında ilk önce view datadan başlayalım. View data isimli bir dictionary'miz var. Yani kütüphane sözlük yapısı, dictionary yapısı var. Burada view data bizim için özel hazırlanmış bir sınıf. Burada özellik. Ne yapıyor bu? Tabii bakın buradaki İngilizce anahtarından bunun bir özellik olduğu belli oluyor. Kütüphane sözlük yapısı gibi anahtar değer ikilileri tutarak aynı anahtardan iki tane olmamak şartıyla ki olamıyor zaten dictionary yapısı olduğu için. Anahtar değer çifti tutarak istediğimiz dataların Viva taşınmasında görev alan bir sınıf, nesne, özellik diyebiliriz. Peki nasıl view dataya biz yükleme yapıyoruz? View dataya veri yüklemek için bu bir sözlük yapısı olduğu için şöyle bir dizi gibi bunu köşeli parantezlerini açıp kullanmak istediğimizde bizden gördüğünüz gibi bir anahtar değer istiyor string tipinde. Yani bir kelime sözlüklerde nasıl kapı kelimesinin karşılığında açıklaması varsa ya da İngilizce sözlükleri düşünün kapının karşısında door yazar. Door'un karşısında kapı yazar. Kapıdan iki tane yoktur sözlükte. İki tane kapı diye yoktur. Bir kere vardır. Burada da bu söz konusu. Bir kere bir kelimeyi bir kere yazabiliyoruz, kullanabiliyoruz. İkinci kez kullanmaya kalktığımızda var olan önceki verdiğimiz veriyi ezmiş oluyoruz. Şimdi burada şöyle text 1 isminde bir anahtar verdim ve bu anahtarın karşılığına obje olarak istediğimiz veri türünü atayabiliriz. Mesela ben burada Murat Başaran diyebilirim. Ondan sonra view data diyelim. Check 1 diye bir isim verdim. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben şu an hani sallıyorum. Buna true boolean bir data gönderebilirim. Bu şekilde istediğimiz objeleri view datanın içerisinde yerleştirebiliyoruz. Burada şunu yaparsanız view data text 1 derseniz ve buraya ABC derseniz artık text 1 datasının yeni verisi ABC olur. Yukarıdaki Murat Başaran geçersiz olacaktır. İki tane text 1 eklenmiyor. Yani öyle bir yapı söz konusu değil dictionary yapılarında ve view datada bir dictionary sözlük yapısında. Bu iki veriyi buraya ekleyip
Sonra sayfamızı çağırıyoruz. Zaten metodumuz burası zaten vardı. Biz üzerine bunu ekledik. Bu şekilde sayfaya bu anahtar çiftleriyle veri gönderebiliyoruz. Peki bunu sayfaya nasıl yazdırıyoruz? Sayfada da aynen view datayı çağırıp köşeli parantezlerle text 1 deyip sonunda bize ne döndürüyor ona bakalım isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi bize dönen data bir objeymiş. Demek ki view datadan verdiğimiz anahtar sonucunda dönen değer obje olarak burada karşımıza geliyor. Dolayısıyla ilgili tip dönüşümünü yapabilirsiniz burada söz konusu. Ben biliyorum ki bu string'ti. Onun için karşısını toString diyerek çevirebilirim. Ama hiçbir şey yazmasanız da o zaten toString olarak bunu string'e çevirmeye çalışacak. Ne dedim? Bakın buraya bunu yaz dedim. Burada şu şekilde ad, soyad deyip hani yazdırabiliriz. Sonra bir satır atlayıp yine bir B tag ekleyeyim. Bool veri türü diyeyim karşısına. Bunun da karşısına yine view datadaki check bir de check bir nokta toString deyip çevirebiliriz. Tabii noktalı virgül yok. Bu şekilde ekranı yazdırabiliriz. Görelim. Evet, gördüğünüz gibi sayfamız karşımıza geldiğinde ad ve soyad verileri controller'dan view'a aktarılmış oldu. Bu yöntemlerden biri. Yani biri derken view data bize yardımcı olan bir nesne. Sonrasında bu view datadaki şu köşeli parantezlerle yazma olayı birazcık nasıl diyeyim sıkıcı ya da zorlayıcı gelmiş ki bu sözlük yapısını şu şekilde değiştirmişler. View back deyip bir dynamic nesneye dönüştürülmüş bu sözlük yapısı. Dynamic nesnelerini C# eğitiminde ya da C# eğitimimde yok ama internetten araştırabilirsiniz. Dynamic kelimesi hani noktayı basınca karşılığı gelmez. Fakat çalışma zamanında yazdığınız özelliklere o anda erişilip sonuç alınmaya çalışılır. Hata alırsa hata döner. Ama kod yazarken herhangi bir uyarı, hata veya IntelliSense bize yardımcı olmaz. Noktaya bastığınızda herhangi bir karşılık gelmeyen veri türüdür. Tamamen uygulama çalışırken çağrılan nesneler diyebiliriz, özellikler diyebiliriz. Dolayısıyla çok iyi emin olunarak yazılması gerekiyor. Kullanımı benzer ama artık şu şekilde kullanıyoruz. Bu şekilde atama yapıyoruz. Yani sanki böyle bir özellik varmış. ViewBack sanki bizim kendi oluşturduğumuz bir class gibi düşünebilirsiniz. Nokta deyip tamamen o an yazdığınız özellik o ViewBack'in yapısıyla aslında yukarıdaki view data gibi bir şekilde arkada tutuluyor. Hani şöyle uzun uzun yazmıyoruz da daha user friendly böyle okunabilirliği daha güzel bir şekilde yazıyoruz. O yine arkada view datanın içerisinde bu şekilde bir anahtar oluşturarak atıyor aslında. Öyle düşünebilirsiniz. View back nokta check 1. Buna da yine true vereceğim. Bu şekilde yazdım. Home page ekranında burası kalsın. Kopyalayayım bunu. Açıklama satırı yapayım. Şu şekilde view data kısmını view back yazıp aynı öbür tarafta kodladığımız gibi yazabilirsiniz. Check 1 deyip bırakıyorum. Çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi yine aynı sonucu aldık. Daha okunabilir bir yazım şekli var. Daha temiz gözüküyor en azından. Bunu kullanmanızı önerebilirim. Bunun dışında bir de temp datamız var. Temp datayı da şöyle göstereyim. Şunu bir durduralım projemize.
Aslında onun da yazımı çok da farklı değil. Sadece şu isimler değişiyor bakın. Tabii temp data biraz daha view data formatında yazılıyor. Yani böyle değil. Dictionary yapısında o da. Bu şekilde yazılıyor. Temp data ile de veri atıp onu da yine aynı şekilde buradan yine temp data diyerek okuyabilirsiniz. Şunu kopyalayayım. Buradaki gibi olacak. Burası view data yerine temp data. Evet. Şu toString'i yazmasanız da zaten string'e çevirecek aslında. Kalsın örnek olarak. Evet, gördüğünüz gibi yine aynı şekilde aldık sonucu. Şimdi diyebilirsiniz, peki yani view data varken temp data'ya ne gerek vardı? Yine aynı şekilde yazıyoruz. Hani tamam, view back'i anladık. View data'da köşeli parantezleri daha bir dynamic şekle sokup daha rahat yazılır, okunur hale getirilmiş. Ama temp data aynı. Hani ne farkı vardı? Temp data'nın bir özelliği var. O da şu. Temp data ile tutulan veriler, örneğin biz ana sayfadayız şu anda. Ana sayfayı çalıştıran şu action'ımız da ana sayfadan bir linke tıkladığımızda ve başka bir sayfaya gittiğimizde başka bir action'ımız çalışacaktı. O başka bir action'da da temp data hala saklanıyor oluyor ve erişilebiliyor. View data ile view back ise bir sonraki sayfa açılışında tamamen siliniyor. Yani o anlık o action içerisinde kullanılıyor. Ondan sonra tamamen yok oluyor. Diğer sayfaya gidildiğinde diğer action içerisinde o datalara erişemeyeceksiniz. Ama temp data bir sonraki action'da da erişilebilir halde saklanıyor. Ama ikinci bir action'a yönlenmedi. Yani bir sayfadan bir sayfaya gittiniz, o sayfadan da bir sayfaya gittiğinizde artık o da saklanmıyor. Yani size bir sayfa ileri gidimlik bir hafızada tutmayı sağlıyor diyebiliriz. Böyle bir yeteneği var temp datanın view data'ya göre. Bir sayfa fazla tutuyor hafızada değişkenleri, değerleri. Ama view data ile view back maalesef tutmuyor. Sadece o anki sayfa açılışında çalışıyor ve siliniyorlar. Bunları da örnekleyeceğiz şimdi. Onları da yapalım yavaş yavaş. Bunun için başka bir sayfa üzerinden yapabiliriz.